2022 yılında 45.9 milyar TL gelir elde ettik. Sanayi sektörü tarafında işte, yani oradaki temamız sanayi tarafında katma değerli yüksek teknoloji üretimi. Bankacılık tarafında dediğiniz gibi bir yatırım bankası kurduk. 2020 yılında lisansını aldık. 2022'yi nasıl geçirdiniz? 2023'e nasıl girdiniz? İlk yarı nasıl geçti? 2023 yılında 2.2 milyar dolar gibi net aktif değere ulaşmayı hedefliyoruz. İnfo Yatırım'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Mine Uzun, Çağlar Toros'la birlikte bugün yakından tanıyalım serimizde Doğan Holding'i konuk alıyoruz. Bora Tezgüler, Yatırımcı İlişkileri Direktörü bizimle birlikte olacak. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş bulduk. Şimdi ben diyeceğim, şöyle kısaca bir Doğan Holding'i tanıyalım mı? Ama öyle kısa kısa anlatılabilecek bir holdingde olmadığı düşünecek olursa şöyle bir toparlayalım en azından. Holding bünyesinde neler var? Evet. Nasıl tanımlarsınız Doğan Holding'i? Tabii. Doğan Holding, yani aslında herkesin bildiği çok eski bir holding olmakla birlikte 2018 yılına kadar daha çok medya varlıkları olan bir holding olarak tanındı. 2018 sonrası medya varlıklarının satışı gerçekleşti. Bu satışı gerçekleştikten sonra elinde yüklü nakitle değişik bir yolculuğa çıktı holding ve bu yolculukta farklı alanlara odaklanmayı hedefledi ve yani biraz da onlardan hani bahsedeceğim sizlere. Yani proaktif bir portföy yönetimi söz konusu oldu, yeni bir yönetim de geldi, bir icra kurulu. Ağırlıklı olarak şu anda bir yenilenebilir enerji tarafı var. Sanayi ve ticaret tarafı var. Sanayi ve ticaret tarafında değişik sektörlerde şirketler faaliyet gösteriyor. DİTAŞ olsun, halka açık, Karel olsun, o da halka açık. Yeni satın aldığımız bir şirket. O geçen Haziran sonunda onun satın alımı tamamlandı. Sese Ambalaj var. Onu Eylül 2020 yılında satın almıştık. Otomotiv segmenti var. Otomotiv segmentinde Doğan Trend Otomotiv şirketimiz var. Onun altında ağırlıklı olarak Suzuki ve MG markaları var. Çeşitli motosiklet markaları da var. İşte Piaggio, Vespa, Kimco gibi. Finans ve yatırım alanı var. Finans ve yatırım alanında Doğan Yatırım Bankası var. Happy Sigorta var. Ve Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı var. Öncü girişim sermayesiyle satın alımları hani gerçekleştiriyoruz. Hı. Büyük küçük hepsi orada aslında ama %100 Doğan Holding iştiraki. İnternet ve eğlence segmenti var. İnternet ve eğlence segmentinde Romanya'da Kanal D, Romanya televizyon, radyo ve internet web portalı var. O da Romanya'da ikinci en çok izlenen televizyon kanalı. Bir de yakın zamanda yeni bir kanal lanse edildi orada, D2 adlı bir kanal. O da ileriki dönemlerde olumlu bir katkı yapmasını bekliyoruz. İnternet sitesi olarak da Hepsi Emlak de bizim. Daha eski adı Hürriyet Emlak'tı. Orada Hepsi Emlak ikinci en büyük oyuncu bu gayrimenkul ilanlar segmentinde. Ayrıca Goldman Sachs Asset Management'in de %20 stratejik payı var o varlıkta. Onun dışında gayrimenkul yatırımlarımız var. Gayrimenkul yatırımlarımız Bodrum Marina, Trump Towers ağırlıklı olarak. Yani Trump AVM ve ofis binası. Şöyle bir finansallar tarafını da konuşalım. 2022'yi nasıl geçirdiniz? 2023'e nasıl girdiniz? İlk yarı nasıl geçti? 2022 yılında 45.9 milyar TL gelir elde ettik. 4.1 milyar TL FAVÖK, 6 milyar TL de net nakit. Bir de işte solo net nakit pozisyonumuz 509 milyon dolar seviyesinde. Net aktif değerde güncel fiyatlamalarla, yani geçen cuma günkü fiyatlamalarla 2.1 milyar dolar civarında. Buraya bakabiliriz. Burada segment bazında değerlemelerimiz var.
ana segmentler ve toplam 2.1 milyar dolar net aktif değerinin kırılımını görüyoruz. Halka açık şirketler %26'sını oluşturuyor ki bunlar ağırlıklı Galata Wind, Karel ve Ditaş. Doğan burada da var. Onun dışında halka kapalı şirketlerin payı %38. O payın içerisinde açılması planlanan var mı? Evet, var. Yatırımcılarımızla evet. Paylaşmanın sakıncası olmayacak olanlarından tabii. Evet, evet, var. Orada ilk etapta biz SESA ambalajı halka açabileceğimizi düşünüyoruz. Ama bu yıl değil. Yani en erken 2024 yılında olabilecek bir hareket olur o. SESA ambalajı biz Eylül 2020 yılında satın aldık ve pandemiyle hani birlikte geldi diyebilirim. SESA ambalajın faaliyet alanı esnek ambalaj, bu gıda sektöründe hijyenik ürünler için bir ambalajlama yapıyor şirket. Ve işte pandemiyle birlikte bu tür paketlenmiş gıdalara çok fazla talep görmeye başladık. Dolayısıyla burada da görüldüğü üzere o yıllarda hem ciddi gelir büyümeleri oldu hem ciddi kar büyümeleri oldu. 2022 daha normalleşme gösteren bir yıl. Orada da ama son derece iyi bir ciro büyümesi söz konusu. Dolar bazında %14. Ve bu sürdürülebilir olduğunu görüyoruz. Bu kadar dolar bazında çift haneli büyüme gösteren şirketler nadir bulunur. Ve sürdürülebilir olması da çok zor. Yani dolayısıyla gerçekten çok iyi bir alım olduğunu söyleyebilirim. Ve 96 milyon dolar ciro elde etti geçen sene. Yani önümüzdeki yani bu senede hani rahatlıkla 100 milyon doların üstüne çıkacak. Payı ne kadar o %38'in içerisinde? Şöyle söyleyeyim, biz halka kapalı şirketlerin değerlemesini biz kendimiz in-house yapıyoruz. Ve orada çeşitli değerleme kriterleri kullanıyoruz. İşte kimisi için bu satın alma değeri veyahut da satış değeri gibi rakamları koyuyoruz. Ya da çarpan değeri kullanıyoruz. Yani hangi çarpandan satın aldıysak. Yani dolayısıyla tam şu anda kalem kalem ne kadar bir ağırlığa sahip olduğunu söyleyemeyeceğim ama yani bu sanayi ve ticaret içerisindeki 250 milyon doların içinde olduğunu söyleyebilirim. Bu üretim haricinde bir şey düşünüyor musunuz elektrikte ilerleyen dönemde? Yani potansiyel olabilir. Hani bir takım yani bir çatılara konulan solar paneller var. O işte var aslında. Küçük bir iş şu anda. Galata Wind'in bir iştiraki. Depolama faaliyetleri var. Yani bu güneş ve enerjiden alınan elektriği depolama bataryalarla yapılma projesi. Orada da aslında hani devletin politikalarının nihai hale gelip de onaylanması bekleniyor. Yani başvuru yapıldı o proje için. Dolayısıyla öyle bir potansiyel var orada. Onun dışında sanayi sektörü tarafında işte yani oradaki temamız sanayi tarafında katma değerli yüksek teknoloji üretimi ki buna Karel Elektronik fit ediyor, uyuyor. Ve değişen tüketici alışkanlıkları o da. Orada da SESA ambalaj uygun bir alım oldu. Çünkü dediğim gibi hani daha fazla hijyenik paketlenmiş gıdalara talebin çok arttığını gördük. Ve pandemiyle birlikte aynen. Ve pandemi sonrası da o yani devam talep devam ediyor. Yani bir alışkanlıklarda değişiklik gözlemlendi. Dolayısıyla hani o temalara uyan potansiyel yeni şirketler söz konusu olabilir. Otomotiv de stratejik segmentlerimiz arasında. Burada ağırlıklı Doğan Trend Otomotiv var. Doğan Trend Otomotiv'de dikey entegrasyon var. Yani işte birinci el araçlar, ikinci el araçlar satımı da var. SUV market, suvmarket.com diye bir platformumuz var ikinci el araç satışları için. Ağırlıklı SUV
tarzı araçların satışı orada söz konusu. Çeşitli yerlerde işte Maslak'ta, Kadıköy'de showroomlarımız var. İşte Ankara, İzmir, Bursa, Bodrum'da da açılacak satış noktalarımız genişliyor. Yani motosiklet satışımız da var. İşte daha önce bahsetmiştim markalarımız Vespa, Piaggio, Kymco ağırlıklı olarak. Kymco Tayvanlı bir motosiklet üreticisi. Onlarla bu sene içerisinde Türkiye'de bir üretim platformu üzerinde anlaştık. Daha henüz proje aşamasında çalışmalar ama hani kamuya açıklandı ve yani orada bir üretim söz konusu olması planlanıyor. Burada alışkanlıklar değişti dedik ya, evet. Otomotiv tarafında da aslında üretim tarafında da alışkanlıklar değişiyor. Evet. Hem yeşil enerji stratejisi evet. kapsamında biliyorsunuz elektrikli araçlar tarafında evet. olan hem üretim hem de talebi gitgide arttığını gördük ve büyük evet. ihtimal önümüzdeki yıllarda da bu elektrikli araçları çok konuşacağız gibi gözüküyor. MG markasından bahsettiniz evet. ve buradaki elektrikli araç üretiminde MG markası da iddialı markalardan bir tanesi olacak. Kesinlikle. Yani buradaki gidişat belki biraz daha ileriye dönük projeksiyonlarda otomotiv sektörünü de etkileyecek gibime geliyor. O yüzden bu MG'yi biraz daha açarsak hem de elektrikli araç segmentini de böylelikle yatırımcılarımıza da daha iyi anlatmış olacağımızı ben düşünüyorum. Evet, çok iyi hatırlattınız aslında. Teşekkürler. MG'de zaten bizim satışlarımızın çoğu ya elektrikli EV ya da hibrit. Yani normal benzinli MG modeller de var ama ağırlık elektrikli tarafta ve talep çok çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. 300 civarı bir adet satış gerçekleşti. Bu senenin ilk çeyreğinde onun 3 katından fazla satış gerçekleşti bile. Elektrikli araç tarafına çok ciddi bir talep var. Onu görüyoruz Türkiye'de ve en çok beğenilen markaların arasında MG yer alıyor. Dolayısıyla orada gerçekten hani biz çok avantajlı bir pozisyonda olduğumuzu söyleyebilirim. Orada aslında hani tamamlayıcı mal da düşünülür ya iktisatta. Elektrikli araba tamamlayıcı mal ne olur? Bunun bir şarj istasyonu evet, vesaire evet, gibi bir şey. Öyle evet. bir operasyona girme niyetiniz olur mu? Şu anda çok ön planda olan bir düşünce değil. Yani bir potansiyel proje olarak belki düşünebilir. Tamamen yok böyle bir şey düşünmüyoruz da diyemiyorum. Ama hani şu anda gündemde kafada olan bir... Kafada bildirmedik, düşünüyoruz da diyemiyorum. Bir başka tamamlayıcı malla devam edelim o zaman. O da yine araç tarafını konuştuğumuz için söylüyorum. Sigorta tarafı. Bir sigorta operasyonunuz evet. da var sanıyorum. Evet. Happy Sigorta şirketimiz. Bu ilk Türkiye'de InsurTech şirketi. Dijital platform kullanarak da sigortacılık yapıyor. Ağırlıklı olarak trafik ve kasko tarafında faaliyet gösteriyor. Ve bu dijital platformda kullanıldığı için çok az sayıda personelle çalışıyor. Bir maliyet avantajı söz konusu. Bundan dolayı da şirket Temmuz 2022'de faaliyete başladı ve çok hızlı bir şekilde pazar payı elde edebildi. O segmentlerde %5 civarında bir pazar paya ulaşmış durumda. Oradaki iyi performansın devam etmesini öngörüyoruz. Yani dolayısıyla orada iyi işler olduğunu söyleyebilirim. O da yani finans ve dijital tarafı da stratejik odamız içerisinde stratejik segmentler arasında olan bir sektör. Şimdi dijital çağ geçtiğimizi söyledik. Siz de Doğan Bankacılık isminde bir banka kurdunuz ve evet. bu da benim bildiğim hani biraz daha günümüz teknolojisine uygun bir banka olarak hayatını sürdürecek. Bu bankacılık tarafındaki faaliyetler de açıkçası fazlasıyla merak ediliyor. Faaliyetlere de başlandı. Belki burada hani itemizin satışından bahsettik. Belki burada önemli rollerden bir tanesinde bu banka da oynadı. Şimdi bu bankanın hem ileriye dönük projeksiyonları hakkında bilgiler vermenizi rica edeceğim. Bir de burada faaliyetlerle alakalı hani ne durumdayız? İleride nasıl faaliyetler olur? Neler olacak? Ya da diğer bankalardan Doğan Bankası'nı ayıracak hangi özellikler olacak? Bunlar hakkında bunlar benim merak ettiklerim aslında. Hani birazdan Mina Hanım
Hani yayından önce konuştuk, işte emlak tarafını, otomotiv tarafını, gayrimenkul tarafını merak ediyor. Ben biraz daha yatırım tarafını merak ediyorum aslında. Ben sürekli ev arıyorum son zamanlarda da. O yüzden böyle hepsi emlak benim için çok önemli durumda şu anda. Araba kullanmayı da işte ortalama birine göre daha fazla seviyorum herhalde. Oto yedek parçalarıyla falan da ilgili bir tipim. O yüzden evet, benimki emlak ve otomotiv daha çok. Bankacılık tarafında dediğiniz gibi bir yatırım bankası kurduk. 2020 yılında lisansını aldık ama faaliyetlere Ağustos 2021 tarihinde banka başladı. Dijital odaklı bir yatırım bankası oldu. Yani o şekilde yola çıktı ve o modelle hani çalışıyor. İlk etapta bu dijital platformu bir pilot projeyle başladı. Defacto'nun tedarikçilerle çalışma yapılıyor. Bu tedarikçilerle o online platform üzerinden görüşmeler sağlanarak bir kredi durumu söz konusu olabilir mi? İşte finansal durumun analizi ve nasıl bir finansman sağlanabilir gibi çeşitli projeler üzerinde çalışılıyor. O böyle devam eden bir proje, geliştirilmesi öngörülüyor. Onun dışında klasik yatırım bankacılık faaliyetlerini de yapan bir banka, D Yatırım Bankası ya da Doğan Yatırım Bankası. Tahvil ihraçları söz konusu, hem grup içi hem grup dışı. Aracılık faaliyetleri söz konusu, alım-satım işlemlerinde. Aytemiz'de de hem Doğan Holding'e hem de Aytemiz ailesine bu işlemde danışmanlık hizmetleri verdi banka. Bunun gibi benzer çalışmalarda devam ettiğini söyleyebilirim yatırım bankasının. İyi bir referans da oldu bu aslında Aytemiz banka için. Dolayısıyla o da yani küçük bir bazdan başladığı için daha yeni kurulan bir şirket. Biraz Happy Sigorta'ya benziyor o bakımdan. Büyük büyümeler söz konusu. Ama yani niş bir yatırım bankası ve hani böyle çok büyük, devasa bir yatırım bankası haline gelmesi hedeflenmiyor. Bir niş olarak devam etmesi, işte o dijital fintech tarafını daha geliştirilmesi öngörülüyor. Diğer yatırım bankacılık faaliyetlerine de devam etmesi söz konusu. Bu internetten müzik dinleme işini tamamen sana bırakacağım. Benim hiç bilgi ve ilgi alanıma girmiyor çünkü. Evet, yani eskiden ben çok izlerdim. Hatta ilk klipler, hani sanatçıların klipleri NTT'de yayınlanırdı. Evet. O yüzden hani bu taraf evet biraz daha sanki bana yakın gibi gözüküyor. Dijital taraf hakkında neler söylersiniz? Romanya'da faaliyetlerini sürdüren kanalımız evet, var. Evet. Diğer taraftan internet faaliyetlerini sürüyor. Evet. Dijital taraftaki ileri dönük projeksiyonlar neler acaba? Evet, yani orada en büyük varlığımız Kanal D Romanya. Ondan da biraz bahsettim önceden. Bu aslında Ukrayna-Rusya savaşından dolayı biraz yani izlenme oranlarında düşüş yaşandı. Çünkü Kanal D Romanya ağırlıklı dizi ve eğlence programı yayınlayan bir kanal. Türk dizileri de çok popüler olduğu için çok izlenme oranları çok yüksek. Ancak işte bu dediğim gibi Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Romanyalılar çok ilgilendi, çok yakın oldukları için bu ülkelere haber kanallarını daha çok izlenme oranları yaşandı. Hani bu Rusya-Ukrayna savaşı biraz daha ikinci plana döndükçe tekrar eğlence dizilere dönüyor Romanyalılar'da ve orada Kanal D ilk etapta geliyor. Bahsettiğim gibi de D2 diye yeni bir kanal lansmanı oldu. Orada da daha çok gençlere hitap eden bir kanal oldu. Onun daha çok 2024 yılında yani meyvelerini toplayacağımızı düşünüyoruz açıkçası. Onun dışında bahsettiğiniz NetD Müzik de biraz oldu, satıldı. orada Believe diye Fransız bir şirkete %60'ını sattık. Geri kalan %40'ını da satma opsiyonuyla 2024 yılına kadar geri kalan %40'ını da onlara satma ihtimalimiz yüksek olduğunu söyleyebilirim. Ama yani o taraftaki yani dijital teknoloji alandaki faaliyetlerimiz sürüyor. Yani hem işte insurtech hem fintech
hem işte hepsi emlak gibi dijital ve internet ağırlıklı işlerimiz devam ediyor. Öncü girişim sermayesi altında da birçok startup'a yatırım yapıyoruz. Ve yani biliyorsunuz hani bir VCIT ya da Venture Capital girişim sermayesi şirketi bir sürü startup'a yatırım yapar. Birisi piyango çıkar, çok değerli çıkar. Bu da Öncü'de de gerçekleşti. Öncü'nün yatırımları, evet, orada yazıyor. Yatırımları arasında Insiders diye bir startup'a yatırım yaptı. %2 gibi bir pay satın aldı. Bu Insider çok başarılı çıktı. İşte internet üzerinde pazar analizi, reklam analizi gibi hizmetler veriyor. Fonlama için çıktığında değerlemesi 1 milyar doların üstüne çıktı. Unicorn oldu, yani Türkiye'nin yegane, yani yegane değil, nadir unicornlardan biri oldu şirket. Yani dolayısıyla bizim küçücük yüzdeki payımızın değeri bile 24 milyon dolar civarına çıktı. Bu 2023 nasıl geçecek? Beklentileriniz nedir o tarafta? 2023 için biz, yani biz önce şunu söyleyeyim, bir holding şirketi olduğumuz için net aktif değer hedefi paylaşıyoruz. Burada da öyle bir paylaşım yaptık. Bizim hedeflerimiz aslında orta ve uzun vadeli paylaşıyoruz. 2023 yılında 2.2 milyar dolar gibi net aktif değer ulaşmayı hedefliyoruz. Burada yeni satın almalar söz konusu olabilir. Bu işte bahsettiğim gibi 509 milyon dolar bir solo net nakit pozisyonumuz var. Bu itemin satışıyla ona ilave bir 160 milyon dolar gelecek. Yani dolayısıyla çok ciddi bir şekilde hani bu fonları stratejik varlıkların alımında değerlendirmek istiyoruz. Dolayısıyla öyle bir arayışımız devam ediyor. Yani ağırlıklı yurt içi ama yurt dışında da şirket arayışımız var. 2025 yılına geldiğimizde 3 milyar doların üzerinde bir net aktif değer büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyoruz. Burada bir iki şirket halka arzı söz konusu olabilir. Bahsettiğim Sese Ambalaj bunların arasında. Nihayetinde de uzun vadede 2027 yılına geldiğimizde 4 milyar dolarlık bir net aktif değere ulaşmayı hedefliyoruz. Yani bu şekilde özetleyebilirim yani. Var mı senin başka sorun? İzniniz olursa Bora Bey'e özel bir soru soracağım ben. Oo. Bora Bey tabii. Burayı yani, kayıttan çıkartacak mıyız? Bence çıkartmıyor. Peki. Çok önemli bir soru soracağım. Bora Bey aynı zamanda Türkiye'nin bence en değerli analistlerinden de bir tanesiydi. Ve benim de örnek aldığım kişilerden de bir tanesiydi. Özellikle daha da yakından Doğan Holding sayesinde tanıdım ve eski raporlarına da çokça göz attım. Şimdi zaten bitmişti sunum. Şunu soracağım ben aslında. Dediğim gibi hem benim için hem de genç arkadaşlar için de örnek olası bir analisttir kendisi. Teşekkür ederim. Doğan Holding'de sizi en heyecanlandıran sektör hangisi? Oo. Şimdi aslında biraz yandan vurdun. Çok öyle net beni heyecanlandıran bir sektör yok. Beni genel iş heyecanlandırıyor. Yani bu daha çok bir babaya sorudan sonra gibi oldu. Hangi çocuğunuzu daha çok seviyorsunuz gibi. Hepsini eşit seviyorum. Yani gerçekten... Ama mutlaka bir çocuk daha fazla sevilir. Yani ben mesela küçük çocuğum, o yüzden ben daha çok sevildiğimi zannediyorum. Şöyle yani beni yani analistlikten hani bu tarafa, yatırımcı ilişkiler tarafına Doğan Holding'de çeken en önemli kriter aslında bu yeni yönetimin proaktif portföy yönetimi tarafı beni heyecanlandırdı. Diğer holding şirketlerle karşılaştırdığımızda çok daha aktif bir durumda gerçekten Doğan Holding. Ama bu zaten hani bir transformasyon içerisinde olduğu için hani bu şekilde oldu. Yani öbürleri işte daha aktif olmalı falan demiyorum. Yani onlar da öyle bir eleştiri sakın öyle anlamasınlar. Ama Doğan Holding'de en çok beni heyecanlandıran taraf bu olduğunu söyleyebilirim. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Finansal okuryazarlığa katkı sunmak üzere biz aslında bu yola çıktık ve yakından tanıyalım serilerini çekmeye başladık. Yatırımcıların neye yatırım yaptıklarını
daha detaylı şekilde bilsinler istedik. Şimdi analiz toplantılarına tabii çağırıyorsunuz siz. Evet. Ama her yatırımcı analiz toplantısına girmiyor tabii. Doğal olarak. Ya da o raporlara erişemeyebiliyor ya da okuyamayabiliyor, vakit bulamayabiliyor. Evet. Bu çok böyle hap hap bence çok güzel de oluyor. Ağzınıza sağlık, tekrar teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, yakından tanıyalım da bugün Doğan Holding'i konuk aldık. Bora Tezgüler bizimle birlikteydi. Umuyorum sizin de Doğan Holding'le ilgili sorularınıza böylece yanıt olmuşuzdur diyelim. Bir başka yakından tanıyalım da görüşmek üzere, hoşçakalın.